Bu videoda zindelik kavramı hakkında konuşacağız arkadaşlar ve bunun doğal seleksiyonla nasıl bir ilişkisi olduğundan size bahsedeceğim. Öncelikle doğal seleksiyonun ne olduğunu bir hatırlatalım. Diyelim ki bir popülasyonun çok güçlü olmak gibi belli bir genetik özelliğe sahip bir üyesi var, tamam mı? Çok güçlü. Bu bireyin üreyip çoğalabileceği ve bu özelliğini yavrularına aktarabileceği bir yaşa kadar erişme şansı daha fazladır. Çünkü güçlüdür. Verdiğimiz bu örnek üremenin mümkün olabileceği yaşa kadar hayatta kalabilmek meselesiyle ilgili. Yani aslında o bireyin üreme yaşına eriştiğinde sahip olacağı üreme kapasitesi kabiliyeti hakkında bir şey ifade etmiyor bize. Şunu da hatırlayalım. Doğal seleksiyona bağlı olarak popülasyonun tamamı evrim geçiriyordu. Hatırlıyor musunuz? Yani evrim popülasyonda sadece belli birkaç bireyde görülen bir durum değildi. Peki gelelim zindeliğe. Zindelik ne demek olabilir? Bir canlının sahip olduğu özellikleri yavrularına aktarabilme becerisine zindelik deniyor. O zaman zindeliği canlının üreyebileceği yaşa kadar hayatta kalma kabiliyetinin ve o yaşa geldiğinde sahip olduğu üreme becerisinin bir birleşimi gibi görmemiz gerek. Örnekteki güçlü adamımızın hayatta kalma şansı muhtemelen ortalama bir insandan daha fazla olacaktır. Ama sonuçta onun da üreme kapasitesi diğer insanlarla aynı. Bir bireyin ne kadar çok üreyebildiğini belirleyen esas etken ise doğurganlıktır. Bu videoda işte bundan bahsedeceğiz. Peki doğurganlık tam olarak ne demektir? Doğurganlık bir canlının ne kolaylıkta ve ne sıklıkta yavrulayabildiğini ifade eden bir terim. Mesela eşeyli üreme yerine eşeysiz üremeye bakacak olursak, ekoli bakterisinin doğurganlığı, ekoli bakterilerinin ne kadar hızlı bölündükleri ve popülasyon büyüklüklerini ne kadar hızlı arttırdıkları ile ilgilidir. Eşeyli üremeye baktığımızda ise doğurganlık bir canlının başka bir canlıyla ne kadar iyi eşleştiği ile ve insanlar gibi memelilerin durumunda da ne kadar iyi yavru taşıyabildiği ile ve doğurabildiği ile alakalıdır. İnsanların doğurganlığı söz konusu olduğunda genellikle bunun sadece kadın doğurganlığından ibaret olduğu düşünülür. Çünkü sonuçta çocuğu doğuran kadınlardır, dişilerdir. Fakat aslında doğurganlık erkekler için de geçerli olan bir kavramdır arkadaşlar. Çünkü sonuçta erkeğin eşiyle döl oluşturabilme kabiliyetini belirleyen şey de yine doğurganlık dediğimiz kavram. Doğurganlık doğal seleksiyon ile doğrudan ilişkilidir tüm diğer avantajlı karakteristik özellikler gibi yüksek doğurganlık da doğal seleksiyonda seçilen özelliklerden biri. Dikkat edin bakın seçilen diyorum. Seçilen özelliklerden biri. Gelin bir örneğe bakalım beraber. Diyelim ki 6 kişilik bir popülasyonumuz olsun. Bu insanlardan ikisi kırmızı, dördü de mavi renkteler diyelim. Kırmızı ve mavi insanların üreyebilecekleri bir yaşa kadar hayatta kalabilme şansları aynı. Her ikisi içinde bu oran %50. Bu demek oluyor ki kırmızı insanlardan biri üreyebileceği yaşa kadar hayatta kalırken mavilerden ikisi o yaşa kadar hayatta kalabiliyor. Ama aralarında şöyle bir fark var. Kırmızı insan dört yavru doğurabiliyor. Maviler ise yalnızca üçer çocuk doğurabiliyorlar. Yani ikinci jenerasyonda dört kırmızı birey ve altı mavi birey olacak. Yine yüzde elli hayatta kalma oranlarıyla kırmızılardan ikisi üreyebilecekleri yaşa kadar gelecekler. Mavilerden de üçü. Sonraki nesilde kırmızılardan 4'er yavru doğarken mavilerden yine 3'er yavru doğacak. Nesilleri 1, 2, 3 diye numaralandırırsak, birinci nesilde kırmızı insanların toplam sayıya oranı %33 iken mavilerin oranı %67 idi. İkinci nesilde nüfusun %40'ı kırmızı oldu, %60'ı mavi. Üçüncü nesile gelindiğinde ise kırmızıların oranı %47, mavilerin oranı %53 oldu. Kırmızıların yüzdesel olarak artışlarının tek bir sebebi var. O da daha yüksek doğurganlık gibi bir karakteristik özelliğe sahip olmaları. Bu sayede kırmızılar mavilerden daha fazla yavru yapma kabiliyetine sahipler. Burada da e, gördüğünüz üzere doğurganlık da aynı güç gibi doğal seleksiyonda devam ettirebilmek üzere seçilen hayatta kalmayı kolaylaştırıcı karakteristik özelliklerden biri. Doğurganlığın seçilmiş bir özellik olmasının ilginç yanlarından biri de eş seçimi ile alakalı dişi eş arayışında olan erkeklerin çoğu genellikle bir kadının çekici olmasının kıvrımlı hatlara sahip olmakla eşdeğer olduğunu düşünürler. Kıvrımlı hatlara sahip olan kadınlar sağlıklı ve sağlam vücuda sahiptirler. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak için de iyi birer adaydırlar. Kolay doğum yapabilmeye dair bu kabiliyet aynı zamanda yüksek doğurganlığında doğrudan belirtisidir. Peki gelin neler öğrendiğimize bir bakalım. İlk olarak doğal seleksiyonun yüksek zindelik sahibi olan bireylerden yana olduğunu öğrendik. Zindeliği hayatta kalmamıza yardımcı olan özellikler ve ürememize yardımcı olan özellikler diye ikiye ayırabiliriz. Ürememize yardımcı olan özellikler aslında e, doğrudan doğurganlıkla ilgili özellikler demek oluyor. İkinci olarak ise doğurganlığın da tıpkı diğer karakteristik özellikler gibi doğal seleksiyonda seçilmiş bir özellik olduğunu öğrendik.